Canlarım selam. Bekledik bunu. Çok bekledik ama nihayet o kutlu güne geldik. Voltra'nı tamamladık. Odunu verdik. Nihayet 60 günde TYT AYT geometri kampımız başlıyor. Canlarım şimdi videonun içerisinde neler var? Onlardan bir bahsedeyim size. Birazdan hemen şimdi Merak ediyorsunuz biliyorum ben de aşırı heyecanlıyım. 60 günde TYT Geometri Kampı video ders kitabımızı sayfa sayfa gezdireceğim size. Bu kampa başlamalı mısınız, başlamamalı mısınız? Kamp kimlere uygun, neler yapacağız, neler edeceğiz? Hepsini birazdan video ders kitabını sayfa sayfa gezdirirken size söyleyeceğim. Daha sonra kamp programımıza bahsedeceğiz. Hangi konuyu, hangi gün, haftada kaç gün, nerede, ne zaman, nasıl işleyeceğiz bunlardan konuşacağız ve çok da vaktinizi almadan bitireceğim. Önce, hadi aşırı heyecanlıyım. Şu video ders kitabının incelemesine bir geçelim. Hadi gel. Şimdi şurada bir yavru var arkadaşlar. Hemen o yavruyu getiriyorum. Ah! Hocam, hocam kamplarımı karıştırdınız. Hayır arkadaşlar, tabii ki kampları karıştırmadım. Ama Voltra'nı yani muhteşem üçlüyü tamamladım. 70 günde TET matematik kampımız, 90 günde AYT matematik kampımız. 60 günde TYT AYT geometri kampımızla beraber üçlü setimiz tamamlandı ve sizler için üçlü bir kutu yapmış bulunuyorum arkadaşlar. Mert Hoca YKS Matematik Kamp Seti. Bunun içerisinden birazdan 3 kitaptan 2 tanesini zaten daha önce işlemiş, incelemiş ve kampını başlatmıştık. 3. kitabımızı çıkartıyorum. Şöyle nazikçe açıyorum arkadaşlar. İsterseniz şöyle kutunun arkasını falan da göstereyim size. İçinde soru adetleri vesaire yazıyor. Bence çok tatlış bir kutu olmuş. Çok güzel bir kutu olmuş. Ee, şöyle üstten açmak istiyorum. Ben alttan açmak istemiyorum. Şöyle açayım. Ben var ya kutu açılışlarına falan bayılıyorum ya. Ben influencer olmalıymışım arkadaşlar. Aha. Şimdi dur bakayım yavrum. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Yüreğimize indirme bizim. Hop şöyle çıkartalım. Evet. Evet. Acaba en üstteki ne? Şimdi. Bu kutu arkadaşlar bu kutuyu alırsanız lütfen bu kutuyu atmayın tamam mı? Benden hatıra saklayın. Severim biliyorsunuz ki sizi. Ben kutumu şimdilik kenara alayım. Bu neymiş? Aha! Kardeşim seni inceledik ya. Seviyoruz seni kırmızı şeytan. Kınalı gelin. Seviyoruz seni. Şöyle sevelim ama seni şöyle kenara koyalım. Çünkü seni daha önce incelemiştik. Bu neymiş acaba? Bir bakayım. Aha! Ya kardeşim seni de çok seviyoruz. Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Ama seni de inceledik ya. Sen şöyle bir kenara gel bakalım. Evet. Evet, sıcak sıcak şu kutu sen şöyle bir kenara çekil bakayım. İşte arkadaşlar, beklenen o an geldi. Geometri video ders kitabımızı şöyle önümüze açtık. Namı diğer AKA mavi boncuğumuz arkadaşlar. 60 gün boyunca bize yağverlik edecek, bize yarenlik edecek kitabımız. Ha bu arada kutuyu kenara attık ama kutuyu nereden edinebileceğinizle alakalı bütün linkler videonun açıklama kısmında var. Ben hocam tek tek edinmek istiyorum diyen arkadaşlar için kitapların tek tek linkleri geometri video kitabımızın linki de aynı şekilde videonun açıklama kısmında var. Hem de alternatifli şekilde var. İşte yok trend yoluydu, en 11 hepsi buradaydı. Hepsi hangisi size uygunsa alternatif bir şekilde videonun açıklama kısmında var. Oradan bakıp istediğinizi seçebilirsiniz. Tamam mı? Şöyle hemen kitabımızı açıyorum. Bizim video ders kitaplarımızı bilmeyen arkadaşlar için hatta şöyle de bir e, karşılaştırma yapayım arkadaşlar. Bizim kitaplarımız ortalama A4 boyutunda. A4'ten birazcık kısa, A4 ile aynı genişlikte boyutlara sahip ve biz video ders kitaplarımızda tamamen video ders kitabının içeriğini kampta kullanıyoruz biliyorsunuz. Yani bunların hepsini videoda beraber dolduruyoruz. Ben anlatıyorum. Siz de benimle beraber dolduruyorsunuz. 240 sayfa tam olarak kitabımız TET ile aynı ve içeriğine bakalım isterseniz. Vallahi heyecanlandım ha. Şöyle açalım. Ön sözü falan siz artık okursunuz. Benim ön sözlerim güzeldir. Peki içindekiler neler var içinde? Açılar üçgenler, çokgenler, dörtgenler, çember, katı cisim, analitik, dönüşüm çember analitiği, açılar, üçgenleri bir beraber anlattım çünkü açılar, üçgenler çok ilintili arkadaşlar. Üçgenler sanki açıların devamı gibi. Üçgende açılar açıların devamı gibi. Dönüşümler çember analiti ikisi de çok kısa. Kazanımları çok az konular. Dolayısıyla ikisini de aynı ünite içerisinde anlattım ve efişinado testlerini birleştirdim. Onun dışındakiler çokgenler, dörtgenler bunlar zaten bir anlatılıyor. Çember, katı cisim, analitik, geometri. Şimdi şafak sayarımızı görüyorsunuz. 60 günlük bir serüven. Birinci günden tik atmaya başlayacağız. 60. gün şuraya geldiğimiz zaman bir geometri efişinadosu olarak o masadan kalkacağız arkadaşlar. Açılar üçgenlerle başlayalım bakalım. Arkadaşlar bir kere her şey boşluk doldurmalı. Yani her şey beraber doldurmalı. Hiçbir şeyi tek başımıza yapmayacağız. Ne ben tek başıma ne de siz tek başınıza. Beraber gideceğiz. Her şeyin ispatını vereceğim size. Burada çok uzun ispatı olanları biliyorsunuz ayrı video halinde klasman dışı videolarda anlatıyorum. Ama ispatı video içerisinde anlatılabiliyorsa videonun içerisinde zaten anlatıyorum. Ve en temelden başlıyoruz. Hani hep soruyorsunuz ya kampa başlamalı mıyım? En temelsen gel. Problem yok. Biraz temelim var. Gel. Temelim var üstüne biraz inşa ettim. Yeni nesil soru görmek istiyorum. Gel. Yeni nesil soru gördüm. da olmak istiyorum. Gel. Yani Mevlana'nın sözüyle kapatırsam bu cümleyi ne olursan ol yine gel. Çünkü harika, eksiksiz bir kampla karşınızdayım. Arkadaşlar açı çeşit önce açının e, geometrinin temel kavramları açı, ışın, doğru ne bunlardan bahsedeceğiz. Açı çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bütün kuralları ispatlayacağız. Hiçbir şekilde ezberimiz yok. ispatla gideceğiz arkadaşlar ve bol bol örnek çözeceğiz. Yani ispatladım bir tane örnek yapayım yok bir sürü örnek çözerek ve dikkat notlarıyla. Burada dikkat notu çok fazla var çünkü geometri daha çok kural ağırlıklı bir ders. Ama biz bu kuralları somutlaştıracağız. Kuralların hepsinin sorular üzerindeki uygulamalarını göreceğiz ve o şekilde ilerleyeceğiz. Bak üçgende açılardayız. Bir sürü üçgenler var ya bomba gibi. Yani buradan bir tane kocan 150 sayfalık fasikül çıkar ben size söyleyeyim. Üçgende açılar Özel üçgenler hepsiyle ilgili doyurucu miktarda örnek var arkadaşlar. 3 örnek çözüp geç. Aa doyurucu miktarda örnek. İşte ikizkenar üçgen burada size her şeyini anlatacağım. Böyle bakın kuralı yaz üstünden kalemle geç değil. Boş üçgen var burada. Biz dolduracağız. İkiz kenar olunca ne oluyor? Dik indirince ne oluyor? Vesaire hepsini konuşacağız. Ve örneklerle de tabii ki pekiştireceğiz. Dikkat notlarımız ve normal notlarımız var. Bunların farklarını derslerde göreceksiniz. Bunlar biraz ispat ağırlıklı. Bunlar dikkat edilmesi gereken köşe bilgi ağırlıklı notlar olacak arkadaşlar. Onları da söyleyeyim. Hala üçgende açılardayız. Şimdi açı kenar bağıntılarına geçtik. Gayet güzel ilerliyoruz. Üçgen, üçgenlerde eşlik benzerlik ki benzerlik her sene soru çıkar mutlaka. Benzerliği bayağı uzun tuttum arkadaşlar. Bak Thales'e yeni geldik. Thales teoremini ispatlayacağız. Sorular üzerindeki uygulamalarını göreceğiz. Oo, neler neler yapacağız. Var ya geometride ne eğlenecek. Bir de hiçbirini çizmeyeceksiniz. Hepsi hazır çizilmiş var. Üstünden yap geç. Sizi çizme zahmetinden, kendimi de çizme zahmetinden bu video ders kitabı formatıyla aslında kurtardım. Çok da iyi yaptığımı düşünüyorum. Bakın, yeni nesil sorular birazdan Fischinaldo testini görünce zaten tatmin olacaksınız ama yeni nesil sorular katlama soruları burada da var arkadaşlar. Yani burada tamamen klasik değil ama şunu söyleyeyim. Bak şunu söyleyeyim. Bu çok önemli. Neden geometri yapamıyorsunuz bazılarınız biliyor musunuz? Buraları atlıyorsunuz. Buraları yani yürümeden koşmaya çalışıyorsunuz. Klasikleri yapmadan yeni nesile. Hayır olmaz arkadaşlar. Yeteri kadar klasik koydum. Burada ben soru adetlerini ben ayarladım. Yeteri kadar yeni nes e, klasik çözmeden yeni nesile geçmeyeceğiz. Çuvallarız. Ama burada yeni nesil sorular yok mu? 152 koy efişin adı testine sırıtırsa şerefsizim. 153 az önceki katlama sorusu. Bunlar arkadaşlar bunların her biri birer yeni nesil diye yeni nesil adayı sorulardır. Ama biz klasik yerlerde bunları yavaş yavaş yani geçişli böyle sert geçiş değil. Klasikler mutlaka öğrenilmeli. Klasiklerden yeni nesile yumuşak bir geçiş. Eficinadolar da komple yeni nesil. Şu an hala alan ilişkisindeyiz. Yeni geçmişiz alana. Benzerlik alan ilişkisi derken alanı da bitiriyoruz ve eficinado testimiz başlıyor. Üçgenlerle ilgili bir şey söyleyeyim size. Normalde biz TET ve AYT kamplarında eficinado testlerini 12 soruyla, 12 soruluk Efficinado testlerimiz de vardı. 26 soruya kadar, en çok Türev'de 26 soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gel Efficinado testi, o 3 gün sürecek arkadaşlar. Her tipten var, bak cetvel soruları, yapıştırmalı üçgen soruları, kesmeli üçgen soruları, katlamalı üçgen soruları, diğer de, e, konularla uyarlamaları onları yapacağız. Günlük hayat bak uygulamaları. Burada bir tane odun modun var. Birleştirip üçgen oluşturuyoruz. ÖSYM'nin çok sevdiği soru tiplerinden üçgen çizdirme bize. Her şeyini veriyor bize üçgen çizdiriyor ve biz uzunluk ya da alan buluyoruz arkadaşlar. Günlük hayat uygulamaları, işte lamba soruları, direk soruları, hem kesme, hem parçalama, hem de yapıştırma soruları. Aynı bak 14 16. Burada bir çizim sorusu daha var. Üçgende bak üçgende katlamaların alanı da var uzunluğu da var, açısı da var. Her şeyini koydum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve şu anda 28 Efficinado testine geçtik. Bak günlük hayat uygulamaları makas açılıp kapanıyor. Duvara merdiven dayama soruları. Benzerlikte çok sık kullanıyor ÖSYM bunları. Kendini çok tekrarlıyor. Bunlardan koyduk. Bak tahteravalli soruları. Koyun. Meh. Koyun bak. Görüyor musun? Canım benim ne yapıyorsun? Oralarda iple geziyorsun, ip geriliyor, üçgen oluşuyor, benzerlik her şey arkadaşlar. Hiçbir detay atlamadım. Bakın, şey soruları. Ne diyorsun? Ne o? Lamba, lamba, ha, lambada gölge oluşuyor. Üç, yapıyor ÖSYM çok yaptı. Her sene yani her sene değil de çok tekrarlıyor bunu. Evet konuşamadım. Gölge sorularında benzerlik yapıyoruz vesaire o sorular arkadaşlar. tabi şu anda benzerlik nedir bilmiyorsanız böyle bakıyorsunuz ekrana. Hepsini öğreteceğim hiç merak etmeyin. Bu arada 44 tane yeni nesil soru oldu. Bitmiyor. Ne zaman bitecek? Bak lambaların kırılma, direklerin devrilme, köprülerin açılma, kapanma soruları. Yani aklınıza gelebilecek yeni nesille alakalı her şey burada var arkadaşlar. Tamı tamına atma 4 tane Efficinado testi sorusuyla 3 gün üçgenlerde cebelleşeceğiz. Ama sonunda mutlu sona ulaşan taraf tabii ki de diğer kamplarda olduğu gibi biz olacağız. Çünkü bu kadar çalışıyorsak bunun karşılığını da alacağız. Geldik çokgenlere. Biraz hızlanayım arkadaşlar isterseniz. Çokgenler çünkü format olarak üçgenlerin aynısı. Yine bakın katlamalı, patlamalı, çatlamalı sorular var ama klasik soruların üstüne geçişli bir şekilde bir daha söylüyorum. Lütfen ya ben klasikleri zaten yeni nesile... Hayır. Klasik soruların üzerinde konuyu öğrenip yeni nesillerde uygulama yapacaksın. Ben buralara çok atıfta bulunacağım. Bu arada bildiğin Efşinado testi sorusu. Ama konu içerisinde de dediğim gibi onları görmemiz lazım. İşte mesela yamukta alan alanı ispatlayacağız. Hemen burada örnekleri var dediğim gibi dikkat notlarımız yine burada da var. Bak bir kesme katlama sorusu, yeni nesil bir soru karşında paralel kenara geçmişiz. Sonra kare mi var dikdörtgen mi? Dikdörtgen severim dik ben. Hele kareyi severim. Delta'yı severim. Bunları da severim. Eşkenar dörtgen seni de severim kardeşim. Bir kare olmasan da severim. Bu arada biz yeni nesil sorulara yani Feshinado testine geçmişiz. Burada da gerçekten doyurucu adette yeni nesil soru var. Artık söylemek istemiyorum işte direkt soruları, katlama soruları, kesme soruları, yapıştırma soruları, yol soruları, günlük hayat uyarlamaları, pilardo ip ip geriliyor, sünüyor yani artık çantayı asıyoruz vesaire Her türlü ÖSYM'nin dikkat ettiği edeceği etme ihtimali olan her şeye Burada değindik arkadaşlar Bakın Cep telefonu işte şifre soruları vesaire Bunlara da e, değindim Gayet güzel 44 soruluk bir Dörtgenler efişin adası olmuş daha sonra çember Çember analiti yok burada o dönüşümlerde son ünitede burada sadece çemberde açı, uzunluk ve alandan bahsedeceğiz. Tabi dairede alan oluyor. Ee, yine hatır sayıda sorular çözeceğiz. Özelliklerin hepsini ispatlamaya çalışacağım arkadaşlar size. Derslerin içinde ya da klasman dışı videolarda bir o evet konuşamadım bir sürü dikkat notumuz var yine işte kirişler döntgenin özellikleri çemberde teğetin özellikleri bunların hepsini ispatlarıyla beraber göreceğiz arkadaşlar dairede alan çevre ve Efficinado testlerimiz başladı. Yine çemberde ve dairede de elimizden geldiğince çok güzel Efficinado testleri size hazırlamaya çalıştım. Hem günlük hayat uygulamaları hem TYT AYT'ye uygun. Bakın burada TYT AYT geometri bu. Ayrı geometri yok. O yüzden her ikisine de uygun doyurucu miktarda yeni nesil Efficinado testi soruları koymak zorundaydım. Koydum zaten. Ee, bu arada kamp 60, 50 gündü, 50 gün olarak duymuştum. Niye 60 gün yaptım? Çünkü bunun yarısı kadar yeni nesil vardı. Ben bir bu kadardan yeni nesil soru ekledim. O yüzden 50 gün. E, her konuya birer efişinado günü eklendiği için 60 gün oldu. Katı cisimler, yani çok e, anlatmayı sevdiğim bir konu olduğunu çok söyleyemem ama e, o kadar size kolaylaştırdım ki zaten bu kitabın olayı o. Çizmekle mizmekle uğraşmayacaksınız. Yok düzgün 800'lü çizeyim. Özellikleri, ispatlarıyla beraber örnekleri bitti. Tabii ki yeni nesil soruları da var. İşte bak. E, silindirden dökme, sıvı yükseklikleri bunların hepsinden bahsedeceğiz. Oo bayağı da soru varmış ya katı cisimde. Maşallah maşallah. Daha sonra arkadaşlar katı cisimin yeni nesil soruları gayet yeteri miktarda yeni nesil soruda çözüp katı cisimleri de halledeceğiz. Yani katı yalnız şunu söyleyeyim. Katı cisimlerin konu anlatımını çok fazla şey yapmam. Şekil çizildiği için ama burada şekillerde hazır olduğu için problem yok. Efişin testlerini çözmeyi severim bak. Katı cisimler onu söyleyeyim. Ve analitik geometri. Gerçekten kitabın en güzel yerlerinden bir tanesi. Üçgenle yarışır. Onu söyleyeyim. En önemli yer çünkü. Üçgenden 2-3 üç soru. Analitik geometriden 200 soru çıkıyor neredeyse. Tamamın yani yüzde 60 civarı e, analitik analitik geometriyle üçgen diyebiliriz. Analitik geometri diğer konularda da çok önemli. Parabolde soruyorlar, türevde soruyorlar, integralde soruyorlar, limitte soruyorlar, polinomlarda soruyorlar. Yani çok önemli. Analitik geometride şöyle bir şey yaptım. Dikkat ederseniz bakın beni dikkat dinleyin şimdi. Yine normal diğer konular gibi başlıyor diğer üniteler gibi. İki nokta arasındaki uzaklık, özellik, ispatı, örnekleri, işte üçgenin ağırlık merkezi paralel kenar olma kuralı e, ispatı e, belli oranda doğruları bölme ispatı özellikleri ispatı özellikleri ispatı özellikleri üçgenin alanının analitik geometriyle ispatı uğlu formül vesaire doğrunun eğimi paralel doğrular dik doğrular doğrusallık şartı hepsinin ispatı özellikleri ve örneklerini yapacağız ve şurada bir yer geliyor bak parametrik doğru denklemi vesaire 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 Analitik geometride uygulamalar. Şurada bir boşluk var. Bu boşluk bu soru buraya kaydığı için değil. Ben burada bilerek bıraktım bu boşluğu. Bu arada mizampajı da tamamen ben yaptım. Yani boşlukları ayarladım sizin için. Ve burada size bir analitik geometri tekrarı. Analitik geometride şimdiye kadar öğrendiğimiz şeylerin bir özeti. Ve burada karışık sorular. Bak Efşinado testi başlamadı daha. Hayır. Burada konudaki kısımları, konudaki konudaki kısımları size güzel bir şekilde tekrarla sorular üzerinde anlatacağım. Çünkü burada efşinado testine başlamaya gönlüm el vermedi açıkçası. Burada birazcık daha analitik geometriyi pekiştireceğim size. Bu 4 sayfayla daha sonra efşinado testleri. Gördüğünüz gibi aslında analitik geometride çok efşinado testinde yeni nesil soru dediğimiz o şekilsel sorular günlük hayat uygulamaları yok. Çünkü ÖSYM çok fazla soruyor ama sordu oluyor mu? Oluyor. Az sordu oluyor. O yüzden ben de koydum ama çok fazla koymadım. Gerektiği kadar. Olması gerektiği kadar koydum. Tabii ki bütün sınavları analiz ettim bu kitabı hazırlarken. Tam olarak 47 tane analitik geometri efişin adı ile beraber son üniteye geçiyoruz. Çemberin analitiği ve dönüşümler. Bunları bir koydum çünkü ikisi de çok kısa konular. Burada size öteleme dönüşümü, dönme dönüşümü, yansıma, simetri dönüşümü ve bunların e, hepsini ispatlarıyla beraber bak bol bol boşluk var buralarda hep ispat yapacağız. Dönüşümlerin nasıl olduğunu hep size burada göstereceğim. Örneklerle bunları pekiştireceğim. Dönüşümlerde çok bak şekillerin dönme e, ve kenar sayıları ile ilgili özellikler tablolar da var burada. Çemberlerde de var tabii ki. Ama burada ee, dediğim gibi kısa konular bunlar. O yüzden çember analti birleştirdim. Çember analtiğini de beraber yapacağız ve çember analti dönüşümlerin ortak efisinado testi de başladıktan sonra bu her sene bu konulardan çıkmıyor. Çıktığı seneler bazen oluyor. 32 soruyla beraber 240 sayfa kitabımızı tamamlayacağız ve geometri acemisi ya da geometri e, alerjisi olan bir öğrenci olarak oturduğumuz bu masadan bir geometri efişinadosu olarak kalkacağız. Sizden bu kitapla ilgili istediğim tek şey bu kitabın yanında mutlaka bir ödev kitabı götürün. İsterseniz kitaptan sonra çözün. Bitsin kap sonra ya da haftalık ya da günlük ya da iki günde bir ya da konular bittikçe o tamamen size kalmış. O planlamanız sizin tarafından yapılmanız, yapılması gerekiyor. Ama mutlaka piyasadaki herhangi bir geometri soru bankası ile götürün. Bizim kitabımız geometri soru bankalarının tamamıyla uyumludur. Çünkü seviyesi en kolaydan, en temelden başlar. Zirveye kadar Efşinado testleriyle çıkar. En zor kitap mı diyorlar? Al çözersin. En kolay mı? Al onu da çözersin. Problem yok. Ama mutlaka pekiştirerek git. Çünkü geometride Bunları yapmaktan çok bunları yapacağız yani beraber her şeyi öğreneceğiz ama uygulama yapmak da çok önemli. Soru çözerek geometrini geliştireceksin ama önce konuyu öğrenmen lazım. Yeni nesil sorulara nasıl yaklaşacaksın? Günlük hayat becerilerinin beceril günlük hayat temelli hikayeli soruları nasıl çözeceksin? Bunların püf noktalarını, bunların e, nasıl diyeyim triklerini benden öğreneceksin kitabında, ödevinde uygulayacaksın ve sınavda da geometriyi tokat manyağı yapacaksın. Şimdi gel bu videolar ne zaman yayınlanacak? Haftada kaç video? Hangi e, konu? Ha, kaç günde yapılacak vesaire bunların hepsini kamp programımızda konuşalım. He, programa geçmeden şunu söyleyeyim. Normalde kitabı ters tutuyorum. Şimdi düz tuttum. Normalde kitabı arkadaşlar 50 gün olarak planlamıştım. Hatta size 50 gün olarak duyurmuştum. Sonra içindeki yeni nesil soru adedi çok içime sinmedi. Yine çok fazla vardı. Mesela üçgenlerden 64 soru saydık. 40 civarı da Dedim ki ya dedim daha fazla koyayım. işimizi şansa bırakmayalım. Yani 3 netten ikisini yapacağımız o 3 netten 3'ünü de yapalım dedim. Ve her ünitenin efficiency testlerini arttırdım. Her ünitenin efficiency testini arttırınca gün sayısı da arttı. Yani üçgenlerin efficiency testini e 2 gün olarak planlıyordum. 3 güne çıktığı zaman bir gün ortadan attı. Dörtgenlerden bir gün attı. Bir gün arttı. Bir gün arttı. Bir gün arttı derken dedim Nasip 50 değilmiş. Nasip 60'mış. O yüzden 60 günde geometri oldu. Aslında 60 gündeden kasıt 60 tane videoyla geometriyi size güzel bir şekilde anlatacağım. Şimdi gelin kamp programına bakalım. Ve canlarım karşınızda kamp programımız. Kampımız 1 Aralık Çarşamba günü Doğru da açılar bir videosuyla başlıyor. Peki ilerleyiş nasıl nasıl olacak? O hafta hangi günler, hangi saatte Geometri kamp videoları gelecek. Bunların hepsini arkadaşlar kanalın Mert Hoca, youtube.com Mert Hoca kanalının topluluk seçmesinden ya da Bizim şu anda gördüğünüz Instagram adresimizden takip edebileceksiniz. Normalde ben biraz isteğe bağlı, bazen yapıyordum, bazen yapmıyordum haftalık programı. Artık kesinlikle yapmak zorundayız. Her hafta mutlaka yapacağım. Neden? Çünkü kamp sayısı fazlalaştı. Biz bu kampa başlarken aynı zamanda geometri kampını devam ediyoruz, devam ettiriyoruz. Aynı zamanda yanında konu kampları da devam edeceği için işte permütasyon kombinasyon kampı başlayacak. TYT ilk adım kampı devam ediyor. Probleme ilk adım kampı var. Dolayısıyla hangi videonun hangi gün geleceğini görebilmeniz için her pazar akşam kanalın topluluk sekmesine pdf şeklinde ve normal png fotoğraf şeklinde size haftalık kamp planı video planını paylaşacağım video programını oradan hangi video hangi saatte gelecek çok net bir şekilde göreceksiniz haftada da geometri kampındaki videoları 3 taneden az atmayacağım. Minimum 3 tane atacağım. Bazı günler, bazı haftalar 5, bazı haftalar 7 videoya kadar geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şu yetişme yetişmeme konusundaki plan program tamamen bana ait. Ben zaten çok planda programlı adamımdır. 50 tane senaryoyu kafamda kuruyorum zaten. Hepsini bitmesi gereken zamanda bitireceğimize dair hiçbir şüpheniz olmasın. Sizin yapacağınız şey şu kitapla beraber şu şu kitapla beraber geometriye başlamak gerisini de bana bırakmak arkadaşlar. Tamam videolarda söylediklerimle ilerleyeceksiniz. Doğru da açılar 2 gün sürecek. Üçgenler gördüğünüz gibi 12 gün sürecek. Ve sadece konu kısmı Efficinado testi de açılar ve üçgenlerin 3 gün sürecek. Çokgenler 2 gün, dörtgenler 10 gün, efishinado testleri 2 gün, çember 9 gün, konu kısmı 9 gün, efishinado testleri 2 gün, katı cisimler 2 gün konu, 1 gün efishinado testi, analitik geometri 9 gün konu, 2 gün efishinado testi, dönüşümler 1 gün konu anlatımı, çember analitik 2 gün konu anlatımı ve çember analitiği ve dönüşümlerin bir günlük testi testiyle beraber 60 günü bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Tekrar 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 üstüne vurgulayarak söylüyorum. Artık her pazar akşam işiniz gelip Topluluk sekmesine girmek ve o hafta AYT videoları ne zaman, geometri videoları hangi gün, bunun planını, programını haftalık plan programınızı mutlaka bizim haftalık video programımızda entegre e, paralel bir şekilde götürmek olacak, güzel bir şekilde, düzenli bir şekilde videoları ne zaman izleyeceğiniz net bir şekilde belli olduğu periyotlarda götürürseniz hiçbir problem kalmayacak. Geometriyi de TYT'yi de AYT'yi de aynı anda canavar gibi götürebileceksiniz arkadaşlar. Sizin için de çok güzel, çok verimli bir yolculuk olacak. Bu yolculuğun sonunda geometri hallolmuş olacak ama söylediklerimi yaparsanız ve Öyle videoları böyle yalap şalap değil. Dibine kadar. Ben an, Benim anlattığım soruyu anlayana kadar gerekirse 5 defa daha izleyerek kitabınızı layıkıyla öyle yalandan değil güzel bir şekilde doldurarak ve dediğim gibi bu kitabın yanında ister kamptan sonra ister kampla beraber artık o tamamen size kalmış bir tane soru bankası ile ilerleterek geometri işinden artık sizi ayıklamış olacağım arkadaşlar. Tekrardan geometri kampı bütün bütün, bütün öğrencilerime, vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Tabi bu noktada sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. İşte kitabı nasıl bulduğunuzla alakalı, kamp programını, kamp planını nasıl bulduğunuzla alakalı. Dediğim gibi sizin yorumlarınız e, beni motive ediyor arkadaşlar. Ben her kitabımın ön sözüne yazdığım bir laf var, bir söz var. E, teşekkür kısmının aslan payı sizin aslında arkadaşlar. Beni her fırsatta destekleyerek, destekleyerek ilham kaynağım olan tüm öğrencilerime sonsuz teşekkürler. Sizler benim ilham kaynağımsınız. Sizlerin yorumlarınız benim ee, önümde ışık oluyor. Sizlere daha iyi içerikler üretebilmek adına çok aydınlatıcı oluyor. Dolayısıyla yorumlarınızı esirgemeyin. Çok güzel bir kampa başlıyoruz. Lütfen motive bir şekilde öyle geometriden nefret ediyorum, yapamayacağım falan filan diye değil. Çok sağlam birinci günden 60. güne kadar AYT kampında nasıl devam ediyorsak TYT kampında nasıl devam ettiysek ediyorsak ya da bitirdiysen, bitiriyorsan devam ediyorsan aynı kararlılığı aynı motivasyonu senden geometri içinde istiyorum. Geometri hiç korkulacak bir ders değil. Kesinlikle TYT matematik ve AYT matematikten çok daha kolay olduğunu benimle her gün görerek şahit olacaksın. Bunda hiçbir şüphem yok. Ama yeter ki keşfederek öğrenmeyi ve geometride biraz sana öğretme noktasında birazcık orada nasıl derler böyle birazcık cebelleşeceğiz ama geometride bir eşik vardır o eşiği atladıktan sonra sizi değil ben kim gelirse gelsin tutamaz. Ben size o eşiği atlatacağım. Ben size geometrinin temel sorularından, kurallarından tutun en zor yeni nesiller bile nasıl çözülüyor bunları göstereceğim. Sonra gerisini tabii ki her zaman olduğu gibi size bırakacağım. Benim size güvendiğimin yarısı kadar kendinize güvenirseniz geometri de olacak. Hiç merak etmeyin. 1 Aralık çarşamba günü sizlere geometri anlatmaya başlayacağım o kutlu günü iple çekiyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.